Merhaba arkadaşlar, Celin Akçalı YouTube kanalındasınız. Bu kanalda sizlerle ilişki tavsiyeleri ve motivasyon videoları çekmeye devam ediyorum. Bugün sizi Kocaeli'nin bir sahiline getirdim ve birazcık da dışarıda video çekmek istedim. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Bu video siz kızlar için. Eğer ki erkek arkadaşınız... Eğer ki erkek arkadaşımız sizi eve davet ediyorsa, daha ilişkinin başlarında olmanıza rağmen neden bunu yapıyor? Ya da erkek arkadaşınız sizi eve davet ederken neler düşünüyor, sizin hakkınızda neler düşünebilir ve siz ona nasıl davranmalısınız, nasıl bir taktik yapmalısınız ki bu kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz ya da aşık edebilir misiniz, öyle bir insan mı? Bununla alakalı bütün detaylar bu videoda olacak. Kızlar hazırsanız başlayalım. Tabii erkekler siz de izleyin ki yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıdan yorum atıyorsunuz bana, ne oluyor ne bitiyor. Siz de kendi düşüncelerinizi paylaşın lütfen kızlar. Siz de yorumlarda erkeklerin yazdıklarını okuyun ki aslında bu videoda anlatmak istediklerimi çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. O zaman kanalıma da abone olduysanız, umarım olmuşsunuzdur. Eğer olduysanız ve bu videoyu beğendiyseniz haydi videoya geçelim. Evet canlarım, kızlar. Erkekler bizler gibi düşünmeyebilir. Siz ne kadar duygusal olsanız da karşınızdaki insan sadece takılmalık, eğlenmelik olarak kızlara bakış açısı sağlayabiliyor. Tabii bunu sadece erkekler yapmıyor. Kızlar da yapıyor. Belki sen o kızlardan bir tanesi değilsin ve karşındaki değer verdiğin insandan da böyle bir tepki görüyorsun. İşte illa eve gel, işte evde buluşalım, yalnız buluşalım, şurada şöyle buluşalım, işte mesire alanında. Bir de şu mesire alanında buluşan liseliler, siz de az değilsiniz. Az değilsiniz. Lütfen erkek arkadaşınız sizi öyle çok garip grup yerlere davet ediyorsa bu anlatacaklarımı iyi dinleyin. Şimdi erkekler ergenlik itibariyle ve ileriki yaşlarına kadar, yani 24-25'e kadar, yani şöyle düşünün, 16 ile 25 yaş aralığında, tabi genelleyerek anlatıyorum, her erkek tabii ki böyle değil ama şu anda kategori olarak anlattığımız erkek çeşidinde, yani seni sürekli yalnız olmaya çağırıyorsa, sürekli bir yakınlaşmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, sonuçta baş başa kalmaya çalışıyor, ya eve davet edecek, ya arkadaşının evine davet edecek, ya mesire alanına davet edecek, bir şekilde baş başa kalıp yakınlaşmak istiyor ya da böyle ıssız kafelere götürenler. Böyle bir durumla karşı karşıyasanız ve karşınızdaki erkek 16 ile 25 yaş aralığındaysa, çünkü 25 yaştan sonra da bunu sürdürenler var elbette ama daha yüksek oranımız bu yaş grubu arasında ve karşındaki erkek hormonal anlamda bir yakınlaşma istiyor olabilir. Hani sana karşı bakış açısı farklı olabilir. Gerçekten seviyor da olabilir bu arada. Hani illa sevmiyordur, odur budur, sadece kullanmak istiyordur gibi şeyler söylemeyeceğim. Ama bu kafa yapısındaki insanı da bazı noktalarda çevirebilirsiniz. Burada şu taktiği anlatacağım. Aslında senin ona karşı davranışın onun sana ayna şekilde yansımasıyla oluşur. Yani sen ona öyle bir yol çizersen o seni o şekilde yalnız olmaya davet edebilir. Yani şöyle, mesela ilk başta sen ona karşı çok yüksek duygulara sahipsin ve karşındaki erkek de bunu anlıyor. Kaç yaşında olursan ol. Anlıyor ve senin onunla baş başa kalacağının farkında ve tabii hormonal olarak, bak hormonal diyorum, sadece bilinç olarak ya da ruh olarak demiyorum. Hormonal olarak erkek tabii ki böyle şeyler isteyebilir ve hani bu aslında biraz normal. Ama aşırıya kaçan kişiler var ve kızlar da bu durumu kendi açılarından düşünemiyorlar bazen. Erkeği mutlu etmek için, işte ben değer veriyorum bunu görsün diye düşünebiliyorsunuz siz. Ama karşınızdaki erkek sizi gözünde basitleştirebiliyor. Yani ilişkinin en başlarına dönerim. Ona karşı duygularını yüksek bir derecede gösterdin mi? Onun için birçok şey yapabileceksinmişsin gibi hissettirdin mi? Yani ona o kadar değer veriyorsun ki onunla olmaya çalışıyorsun ve onu çok fazla kıramıyorsun. Ona hayır diyemiyorsun. Bu durumda erkek seni kullanma ihtimali daha da yüksek hale geliyor. Yani en başından sana karşı ciddi bir hoşlantısı olsa bile, eğer ki sen onun bu tarz davetlerini kabul edersen sonrasında sana karşı bakış açısı değişebiliyor. Yani benimle geldiyse başka bir erkekle de gidebilir. O yüzden bu daha basit bir kız olarak diye düşünebiliyor. O yüzden eğer ki erkek arkadaşımız sizinle böyle aşırı derecede baş başa kalmaya ve herkesten uzak bir noktaya çekmeye çalışıyorsa, ev olur, dediğim gibi başka başka alanlar olur, çekmeye çalışıyorsa şunu düşünmelisin. Ya gitmesek oraya olur mu? İşte onun yerine sinemaya gitsek, onun yerine işte bowling oynamaya gitsek. Bir şekilde ona farklı bir alan sunman gerekiyor. Yani ya ben oraya gelemem, işte ben çok çekiniyorum, işte sen beni basitleştirirsin gözünde falan gibisinden dürüst cümleler kullanmana gerek yok. Çünkü sen bunları kullandığında karşı tarafın hemen bir savunma mekanizması gelişecek ve sana diyecek ki ben öyle bir adam mıyım?
ben öyle bir adam mıyım, sen beni öyle mi görüyorsun demek isteyecek ve bu ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü artık ona güvenmediğini düşünebilir. Bu sebepten dolayı da sana karşı bakış açısı değişecektir. O yüzden onun bakış açısını çok fazla değiştirmeden ve sana karşı o bakış açısı hala devam edebilmesi açısından ona karşı tavrı şu şekilde olmalı. Yani ben kolay kolay o tarz yerlere giden birisi değilim. Direkt bunu söyleyerek değil, davranışlarınla sana böyle bir teklif geldiğinde senin ona söyleyeceğin şey, onun yerine şuraya gidelim, onun yerine buraya gidelim. Yok ben bunu kabul etmiyorum, sen benimle baş başa kalmaya çalışmıyorsun diye böyle sana bazı sözler söylüyorsa, o zaman restini çekebilmeyi de bilmen gerekiyor. Yani bu noktada gururlu olman gerekiyor. Eğer ki sen gurursuz olursan ve sevdiğin için sürekli olarak onun dediği her şeyi yapmaya çalışırsan, karşındaki erkek bir süre sonrasında sana karşı eskisi kadar ilgi duymamaya başlayacak. Çünkü gitgide değerini onun gözünde azaltacaksın. Çünkü gitgide onun için basitleşeceksin. Basitleştikçe benimle yapıyor, başka kişiyle de yapabilir diye düşüncelere girecek. Yani yarın bir gün ayrıldığımızda aynı şeyleri bir başkasıyla yaşayabilir diye de düşünecek. Çünkü genel olarak erkeklerin bu düşüncelerine baktığımda ve tavırsal anlamda ne kadar böyle yakın davransalar da, çok seviyor gibi davransalar da, kendileriyle alakalı özgüven problemi yaşayan erkeklerde, ki bu erkekler genelde çok hızlı sinirlenirler, çok hızlı yükselirler ve aynı zamanda da, yani yükselirler sadece şey olarak değil, yani duygusal olarak da yükselirler, sinir anlamında da yükselirler. Onun yanında bir de şöyle ailesiyle bir de problemleri varsa, kendi özgüveniyle alakalı gelecek kaygıları falan varsa, özgüven problemleri varsa, bir de arkadaş problemleri varsa, bütün bunlar birleştiğinde onun ciddi anlamda bir özgüven düşüklüğüne sahip olmasına, bu sebepten dolayı ona ne kadar değer versen de, ne kadar bunu ispatlamaya çalışsan da, onun düşüncesinde şu olacak, benim ne olduysa başkasıyla da olur gibisinden bir düşünce olacak. Bu senin elinde olan bir şey değil, belki senin için doğru bir şey de değil, ama karşındaki erkek özgüvensizliği, bu düşünceleri fazla fazla tetikleyecek, ki bu çoğu insanda var, özellikle bu tavır sergileyen insanlarda var. Yani şunu düşünebiliyor erkek, yani ben onu normal şekilde etkileyemiyorum, bu şekilde etkileyebilirim çünkü ben özgüvensizim. Aslında bu, anladın mı? Çünkü özgüveni yüksek olan insan kolay kolay bunları yapmaz. Zaten beni şu an izleyenler arasında da vardır. Özgüveni yüksekse kolay kolay bir anda böyle bir talepte bulunmaz ve bu talep dolayısıyla da sen de sıkıntı yaşamazsın. Eğer seni sıkıntıya düşürecek durumlar yaşatıyorsa sana, o zaman şunu düşünmelisin. Karşındaki insanda ciddi bir özgüvensizlik problemi var ve bu özgüvensizliğini seninle birlikte tazelemeye çalışıyor. Kendisini değerli hissetmeye çalışıyor. Bu yüzden sana böyle tekliflerle geliyor. Eğer ki sen bu teklifi kabul edersen, sonrasında sen onun özgüvenini ve egosunu besliyorsun. Haliyle bir süre sonrasında sana yukarıdan bakıp seni basitleştiriyor. Anladın mı birazcık daha? Evet, güzel. Şimdi tabii bu durumu yaşayan illaki küçük yaşlarda izleyicilerimiz yok. Büyük yaşta olan, hatta 25 yaş üstü olan insanlar da var. Eğer ki yine erkek arkadaşın seninle baş başa kalmak için kendi evi, özel evi varsa ya da bir şekilde arkadaşının evi varsa seni oraya davet edebilir. Tabii ki asla gitme demiyorum ama yani gitmesen daha iyi diyorum. Çünkü sonuçta erkekler için bir değere sahip olmak istiyorsan, karşında değer verdiğin bir erkek varsa, onunla dışarıda geçireceğin vakitler daha kıymetli olacaktır. Çünkü birlikte anılar yaşamaya başlayacaksınız. Güzel anılar toplayacaksınız. O bu ilişki için emek sarf edecek ki sonrasında onun için kıymetli olacak. Yani sen eğer bunu gerçekleştirirsen onun için kıymetsizleşebiliyorsun. Çünkü sonrasında sana diyeceği şey şu: zaten gitmiştik, bir daha gidelim. Sonraki hafta diyecek ki dışarı çıkmayalım ya, bir daha gidelim hani, ya da sen gel ya da ben sana geleyim ya da şurada buluşalım falan. Yani sana hep aynı şeyi söyleyecek, diyecek ki zaten yaptık, bir daha olsa ne olacak yani, bir daha gitsek oraya ne olacak diye sorgulamaya başlayacak ve zaten seni gözümde basitleştirdim, zaten daha fazla emeğe ihtiyacın yok, bu ilişkinin daha fazla emeğe ihtiyacı yok, sen zaten gelebiliyorsun, o zaman gelmeye devam da edebilirsin anlamına gelir. Yani yarın bir gün ciddi bir ilişkin olsun istiyorsan ve bu kişiyle uzun süreli bir ilişki istiyorsan, onunla güzel anılar biriktirmek zorundasın. Piknik yap, tiyatroya git, sinemaya git, yapabileceğin o kadar çok şey var ki. Yani sen sun bu teklifleri ona. Dönüp onun sana ya şuraya gidelim, bunu yapalım, şunu yapalım demesini bekleme. Eğer ki senin bu tekliflerini geri çeviriyorsa zaten sana bakış açısı bellidir. Yani sen sadece onun yanına, onun kullanacağı şekilde gidiyorsun demektir. Eğer ki sana çok ciddi ters tepkiler veriyorsa bu anlama gelir arkadaşlar. Yani asla kendinizi kullandırmayın. Kendinizi basitleştirmeyin bu insanların gözünde. Eğer o bir sırtlansa, yani seni sadece o anlamda gören bir insansa, sana abes tepkiler verip işte bu ilişki bitsin, yok işte ben böyle bir ilişki istemiyorum, yok işte sen sürekli dışarıda bir yerlerde görüşmek istiyorsun bilmem ne, bir de haklıymış gibi bir de seni suçlar. Ya sen bana güvenmiyorsun. Bir de şu var. Yani sen bana güvenmiyorsun. Sen bana güvenmiyorsun. Sen bana inanmıyorsun. Sen benimle o zaman bir gelecek istemiyorsun. Bak bu sözleri hafızana iyi kaydet. Sana bunları söyleyecek. Sebebi de şu: benim istediğimi yapmadın. Hani mızmızlanan yaramaz çocuk gibi düşün. O oyuncağı bana vermedin gibi düşün. Anladın mı? Mızmızlanacak, şey yapacak. Sen ne diyeceksin ki? Sen beni basitleştiremezsin.
ben öyle birisi değilim. Eğer beni öyle birisi olarak görüyorsan hayatımdan çıkabilirsin. Çünkü benim bu tarz insanlara ihtiyacım yok canım. İşte güçlü kadının sözleri, işte güçlü kızların sözleri. Bunları söylemelisin. Çünkü diğer insanlar onun o söylediklerini yapabilecekken sen ona karşı duracaksın. Onun karşısında dimdik duracaksın ve ben seni kaybetmeyi göze alabiliyorum. Ha, tamam, ben seni seviyorum, değer veriyorum ama ben seni kaybetmeyi göze alabiliyorum. Sen basit bir erkeksen, ben de seni kaybedebilirim gayet. Hatta ben seni kaybetmem, sen beni kaybedersin gibisinden ona bir imaj sergilemen gerekiyor. Tabii ki aranızda bu durumu yaşayınca, yani bu taktiği yapınca, sen ona sağlam bir rest çekince, eğer ki işte seninle sağa sola gitmeyi kabul etmiyorsa, işte bir sahil yürüyüşü yapmıyorsa, illa büyük şeyler bekleme. Yani hani para durumundan falan bahsediyordur. Sahilde simit yiyelim. İşte yok şuraya gidelim, şu arkadaşlarla oturalım. İlla büyük paralar harcamana gerek yok. Neden özel sürekli öyle bir alan istiyorsun? Neden yani? Hani ben beni sadece o ana mı layık görüyorsun? Yani ben dışarıda seninle güzel anılar yaşayamaz mıyım? Sen basit bir erkek misin? Yani eğer ki seni suçlarsa söyleyeceğin sözler bu. Anladın mı? O seni basitleştirmeye çalışıyorsa sen onu basitleştir. Senden böyle talepleri varsa sen onu basitleştir. Çünkü hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Anladın mı? O yüzden eğer ki sana böyle dişli bir rakip geliyorsa, böyle sürekli suçlayan, manipüle eden ve seni sürekli kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışan bir insan geliyorsa, sen de onu kendin şekillendireceksin. Yani şöyle düşün, dinsizin hakkının imansız gibi. Öyle düşün, anladın mı? Tabii tam bu tabir uymadı ama öyle düşün. Eğer onun hakkından gelmek istiyorsan, onun için sağlam bir değere sahip olmak istiyorsan, yeri gelip rest çekebilmesini bilmen gerekiyor. Zaten benim oynatma listelerimde de bir sürü video mevcut. Eğer o videoları gerçekleştirirsen, biz bakacaksın ki karşındaki erkek gerçekten sana aşık olmuş. Eğer ki ruh eşinse, yani hani seninle birçok noktada uyuştuğu şeyler varsa, sana aşık olacaktır. Eğer ki uyuşmayan, çok bambaşka hayatı olan bir erkekse mesela, tabii ki uzaklaşabilir ama uzaklaşsın o zaman. Sana güzel bir hayat yaşatamayacaksa, güzel bir ilişki yaşatamayacaksa, seninle ne işi var bu insanın? O yüzden bazen yere gelip erkekleri test etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde ben erkeklere de söylüyorum, yere gelip kadınları test etmeniz gerekiyor. Çünkü o sağlıklı bir ilişki mi olacak, sağlıksız bir ilişki mi olacak? Bu aslında en başlardan bellidir. Eğer ki sen bunun temelini sağlam oluşturmaya çalışırsan, güzel ve ciddi bir ilişki yaşarsın. Eğer ki bir erkeğin gözünde basit bir kadın olmazsan, her şeyi hemen yapan, her şeye tamam diyen, işte bir şekilde onu kırmamak için sürekli kendinden fedakarlık eden, basitleştirilmiş bir kadın olmamak çok önemli. Eğer bunları yaparsan onunla gelecek kurmak çok zor olacaktır. Ama sen kendi bildiğini de okuyan, aynı şekilde ondan, yani yeri gelip fedakarlık tabii ki edebilirsin ama bu fedakarlıklar kendinden aşırı ödün vererek değil. Bir şekilde ufak ufak fedakarlıklar yapabilirsin. O sana ne kadar fedakarlık yapıyorsa sen de biraz biraz yapabilirsin. Ama gerçekten seven erkek kızlar, gerçekten seven, gerçekten çok değer veren erkek zaten sizden böyle taleplerde bulunmaz. Yani beni izleyen erkekler de vardır şu anda. Yani sevdiğine kıyamaz, sevdiğine kırmak istemez, üzmek istemez, onunla güzel şeyler yaşamak ister. Sana anlattığım gibi, ya şunu yapalım, bunu yapalım dediğinde seni kırmaz. Seni oralara götürür. Romantik bir ilişki istemiyor musun sen? Yani karşındaki erkek sana fazla fazla değer versin, emek harcasını istemiyor musun? O zaman neden onun her dediğini yapıyorsun? Yapmayacaksın. Her dediğini yapmayacaksın. Yeri gelip karşı duracaksın, yeri gelip rest çekeceksin. Çünkü eğer bir erkek bir şeye çok emek harcamazsa, o şey onun için kıymetsizdir. Eğer ki bir erkek bir kadına çok emek harcamazsa, onunla evlilik düşünmez. Düşünmez. Niye düşünsün ki? Yani emek harcayacağı başka bir kadın bulur. Başka bir kadın ona o restleri çeker. Başka bir kadın ona onun istediği şeyler değil de istemediği şeyleri yapar. Ona aşık olur. Neden? Çünkü ona karşı gelen bir kadını ilk defa gördüğü için. Anlatabildim mi? İşte bu şekilde davranırsanız, eğer sizi böyle özel bir yere davet ettiğini, bu arada kuşlar ötüyor, eğer özel bir yere davet ettiğinde tavrınız kesin ve net olursa ve başka tekliflerle giderseniz direkt hayır asla falan demeyin zaten. Sen bana güvenmiyor musun diyecek. O yüzden diyorum ki öyle bir teklifte bulunduğunda başka bir teklifle ona git. Ya işte bowling'e gidelim, işte ne bileyim tiyatro, işte bir resim sergisi var oraya gidelim, yeni bir yer açılmış oraya gidelim gibi gibi böyle alternatif seçenekler üretmelisin. Ondan sonrasında tekrardan o konuyu başka bir tarafa çekerse, sen de ya ben istemiyorum, oraya gitmek istemiyorum diyebilirsin rahatlıkla ve buna saygı duymak zorunda. Saygı duymuyorsa da o kişi seni gerçekten sevmiyordur ve kullanmaya çalışıyordur hayatın. Eğer benden özel yaşam koşu ya da ilişki koşu almak istersen, kızlar bazılarınızın gerçekten çok ihtiyacı var çünkü çok yıpratıyorsunuz kendinizi bazı insanlar için ve bunları nasıl tamir edebileceğimize dair seanslarda konuşuyoruz. Neredeyse bir saate, hatta 45 dakika bir saat aralığında seanslarımız oluyor ve burada da çözmeye çalışıyoruz. Yine gün içerisinde oluyor. kafileri.com'da
kadar randevu oluşturabilirsiniz açıklama kısmında yazıyor. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Videolardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Abone olmanız oldukça önemli. Instagram'da da soru cevap yapıyorum. Oraya da gelirseniz soru cevapta kısa kısa sorularınızı bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçalı kanalından hoşçakalın. Diğer videoları izlemeyi de unutmayın. Bay bay.